8 sene çalıştım. Peki çalışabiliyor musun şeyden rahatsızdan dolayı? Ya, kendime göre işler yapıyorum işte başkanım. Estağfurullah. Siz de misiniz kardeşim? Ben de Trabzon. Ben bir şey biliyorsunuz. Ondan sonra bizim sosyal hizmetler... ...12. ayda başlayacağız abi. Ya. Başka bir şeyimiz yok. Senin engelli raporun var mı? Var, var. Sen bakım parası falan alıyorsun. Yok, yok, yok ben almıyorum. Yüzde kaç senin? %48. Ben Muğla'da almıştım daha önce. Acak olan rapor olmayacak. Ben de bakıma muhtaç gibi olmuş oluyorum hani. Ha, dolayısıyla o zaman vermiyorlar değil mi? Aynen. Ya benim bir Öyle yapma, devamlı geliriz ya, burada oturduk. Her zaman. Neşen abi, sen beni mi aradın? Ben seni aradım, size cevap veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar kullanıyorum ben, sağ olasın. Çıkaralım bir de başka. Zaten başka bir şey almadım, çok ufak yaşam. Aynen öyle. Allah razı olsun başkanım. Sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Çok evet. Gel kardeşim, gel. Ben de oraya gideceğim. Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün iki güzel kardeşimizin misafiri olduk. Özge ve Ahmet. Onlar iki ay önce hayatlarını da birleştirmişler. Özge daha önce Muğla'da yaşarken Ahmet'le internet ortamında tanışmışlar ve hayata beraberce tutunmuşlar. Bizden de kısa bir süre önce gördüğünüz gibi mutfakla alakalı bir özel üretim noktasında talepleri olmuş. Onların tamamen kendi kullanımlarına uygun olarak mutfakları dizayn edildi. Tabii Ahmet kendisi Trabzonsporlu olmasına rağmen Bursa'da yaşadığı için de bir taraftan Bursaspor'a da sahiplendi ve yeşil biraz güzel bir mutfakta onları hazırlamış olduk. Özellikle Özge tabii çok müteşekkir olduğunu ifade etti. Çünkü malum rahatsızlığı dolayısıyla kendisine uygun bir şekilde kullanımı, ergonomisi var. Her günde sizi hatırlayacağım başkanım gibi bir sözle de bizi taltif etti açıkçası. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Ben Ahmet kardeşimi de Özge kardeşimi de tebrik ediyorum. Beraberce hayata tutunup hayatın güzelliklerinden istifade etmek adına bir mücadele içerisine girmişler. Kendilerine de hayırlı geçimler diliyorum. Bugün onları ziyaret ettik. Hem bizatihi bu mutfakta hazırlanmış çaylarından ikram etti Özge bize. Beraberinde de onların mutluluklarına ortak olduk. Allah daim etsin diyorum. İnşallah bir ihtiyaçlar, sıkıntılar olduğunda da biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Abi biz 5 yıl önce tanıştık. Bu internet dolayısıyla Instagram'dan işte. Orada ilk önce böyle birbirimize yazdık işte. Öyle muhabbet, sohbet. Sonra telefonlarımızı aldık. Ondan sonra öyle konuştuk. Baktık olmuyor böyle işte birbirimizden hoşlandık. Ben bu sefer tek başıma Muğla'ya kaçamak işte gizli gizli buluşmaya başladık. Sürecimiz öyle başladı bizim. Bizim zaten en büyük sıkıntımız mutfaktı. Şimdi normal mutfak olduğu için abimin yengemin burada olup da normal mutfak olduğu için hanımı aldıktan sonra zor oluyordu işte. Sandalyeye falan tezgaha çıkmak zor oluyordu işte tehlikeli oluyordu. Bir bayan aradı bizi. Belediye başkanımız dedi sen belediye başkanımız devreye girdi dedi sizin mutfağınızı yaptıracak.
Yani öyle işte üç günde yaptılar mutfağımızı. Hani fazla bir süreç geçmedi arada. Çok bizi çok onurlandı, gururlandırdı. Allah 100.000 kere razı olsun. Çok mutlu etti bizi. Zaten dün telefon aldığımızda böyle bir şok oldum. Bir heyecandan hani baya baya şey yaptıydık. Ben işte mutfak için zorlanıyordum. Yani boyum yetmiyordu tezgahlara, dolaplara. İskemleye basıp çıkıyordum. O da zorlanıyordum işte. Dedik ki hani bu dolaplarımız için başkanımız sağ olsun yardımcı oldu. Yani şu an hayal mi gerçek mi inanamıyorum gerçekten. Yani o kadar rahat ettim ki şu an keyifle yapıyorum çayımı, yemeğimi. Ya bu çok farklı bir şey ya. Sağ olsun, Allah razı olsun. Çok mutlu oldum ya. Kendim çayımı rahatça iskemleye çıkmadan. Böyle boyuma göre yapmak, ağırlamak keyifle, böyle coşkuyla çok farklı oldu yani. Mutlulukla ağırlamış oldum. Başkanımız da sağ olsun ta buraya kadar bizi görmeye geldi. Allah razı olsun valla. Evet.